şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Yok, hayır. Çok güzel soru. Neden? Küçükten evlendim. Evet. 20 yaş evlendim. Evet, şu an sabretseydim belki başka. Daha soruyu bitirmeden yok hayır dedin. Yani. Evet. Kötü müydü? Yok, şu anda var. Kötü değil. Evet. Ama belki daha iyisini gelseydi. İzin vermedim yani vermeye. Ama şimdiki aklın olsa evlenmez. Yo, evlenirim. Evet. Daha iyisini evlenirim. Abi şimdiki aklınız olsa evlenir miydin? Hayatta evlenmem. Neden? Zaten ben bekarım çok şükür. Bekarsınız. Aynen. Evlenmeyi düşünmüyor musun? Yok abi, ne evlenmem. Niye? Şimdiki ne kadınların derdi çekiliyor. Ne de çocukların derdi çekiliyor. Onlara tüm İstanbul'u versen yok diyecekler. Doymazlar. Babamız bize ne yaptı? İşte biz 14 kardeşiz. Babamız öldü, bir mevlid verdik ona, başka bir şey yapmadık. Yani elinden geldiği kadar evlenmeyeceksin. Evlenmeyeceğim. Yani. Aynen. Bekarlık sultanlıktır. Kaç yaşındasın? Şu an 29 yaştayım. 29. Hiç yaşlanmamışsın. Aynen abi. Evleniriz de çıkmış. Aynen abi. Saçlar beyazlaşır. Siz abla şimdi aklınız olsa evlenir miydiniz? Pek sanmıyorum. Neden? Eskisine bakarak şimdi hayat şartları çok zorlaştı. Maddiyata bindiği zaman o yüzden evlilik sorunları yaşıyoruz. Abi ne diyor ki, kadın dırdırı çekemem diyor. O kişiye bağlı. Evet. Her kadın dırdır yapıyor diye bir anlama gelmez. Yapmıyor mu? Ben bilmiyorum abi. Ben her kadındır. Ben kendime diyorum abi. Değil mi? Herkes kendinden sorumlu. Herkes değil. Beş parmağın beşi bir mi? Değil. İnsanlar da öyle. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydin? Evlenmezdim. Neden? Çünkü para yok, pul yok. Ekonomik şartlar kötü. Geçim zaten sıkıntı. Ülkenin hali belli. Evlenmezdim. Siz ablam? Şimdiki aklınız olsa evlenmezdim. Neden? Aynı. Geçim sıkıntısı, para yok. Evlenmeyince geçim sıkıntısı olmayacak mı? Ama o zaman tek başına oluyorsun. Tek bir birey olarak. Çocuk yok. Sorumluluğun yok. Sorumluluğun yok. Evet. O zaman daha rahat olurduk. Ama şu an o şekilde değiliz. Değiliz. Çocukları okutmak, onların okul masrafları, onların... Ama hala çalışmaya devam. Yani. Mecbursun. O yüzden bir daha evlenmem diyorum. Tabii evlenmem. Bir daha dünyaya gelsen diyor. Tövbe mi? Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Daha erken evlenirdim. Neden? Neden mi? Hayatımın şansı, o yüzden. Ne zaman evlendiniz? 25 sene oldu. 25 sene. Daha erken ne kadar olmalı? Kendimi bilir bilmez evlenmem lazımmış. O kadar. O kadar. Aynı eş. Tabii ki. Bir daha dünyaya gelseniz yine evlenir miydiniz? Evet. Mutluyuz. Mutluyum çok. Peki ablam nasıl düşünüyor? Sen sor. Evlenirdim. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Evlenirdim. Neden? Sebep burada, evet. Evet, sebep o. Mutlu muyuz? Mutluyum. Evet, yenge nasıl düşünüyor? O da aynı şekilde düşünüyor. Emin miyiz? Eminim, evet. Öyle düşünüyor. Öyle söylüyor her zaman. Herhalde öyle düşünüyordur. Öyle söylüyor. Mutluluklar. Sağ olasın. Şimdiki aklınız olsaydı evlenir miydiniz? Ne bileyim, o maddi duruma bağlı ya. Yok diyemez ki. Niye diyebilir abla? Diyemez. Yani maddi duruma bağlı, tabii ki evlenirsin. Evet de diyemedi. Maddi durumumuza bağlı yani. Evet, diyelim. Artık bıkmıştır. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydin abla? Evlenirdim. Evet. İki tane çocuğum var yani, ne güzel hayat hazırladım, okuttum. Çok mutluyuz. Abim yardım ediyor mu size? Tabii ki de. Tabii. Ya evet. Ben emekliyim, hep işleri ben yapıyorum, o yapmıyor ya. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Neyi? İyi ki evlenmişim. Bunu kocam yayınlayacak mısınız? O zaman silin bunu. Şaka bir tarafa, ben çok mutluyum. Doğru insanı bulursanız evlilik çok güzel, ama şu zamanda bence çok az. Doğru insan nasıl biri? Ya kişiye göre değişir tabii bu. Yani sizin ne beklediğinizle alakalı bir şey bu. Karşınızdakinden beklentinizle alakalı. Gel Zehra'cığım, tam nişanlısın, gel. Eşinizde doğru olan yönler? Ahlaklı birisi. Dürüst birisi. 27 yıllık evliyim. Şu ana kadar bir yalanını denk gelmedim. Gelmeyeyim de. Bu benim için çok önemli. Güven, çünkü bence en önemli şey aşktan da her şeyden de önemli olan şey güven. Her iki kişi arasında. Güveni oluşturursanız ilişki yürür yani. Olur. Peki, eşiniz şimdi kaklosa evlenir miydi? Bilmiyorum. Eğer beni kandırmıyorsa evlenirdi herhalde. Ama çocuğu kızım da burada şimdi. Çocuk yapar mıydı? Ama yalan söylemediğini düşünürsek kandırmıyor. Ya evet. Şimdi kalktığımız olsa evlenir miydi? Evlenirdim, niye? Evlenmeyeyim ki. Evet. Güzel bir duygu. Evet.
Çocuğum var çok şükür. Allah sağlıklı. Amin cümlemiz inşallah. Yani herkes nasip olur inşallah evlenmeyi. Öneriyor musun? Öneriyorum tabii ki. Güzel bir duygu. Evet. Güzel bir şey. Aile kurmak. Peki tekrar dünyaya gelsen aynı eşinle evlenir misin? Evlenirim. Eşime sadıkım. Seviyorum eşimi. O da sizi aynı tabii düşünüyor o da. Düşünmese evlenmez herhalde. Peki pişman değil. Pişman değil. Teşekkür ederim.